Merhaba. Lakeside Lisesi'ne geri döndüm ve gördüğünüz gibi şu an kimya laboratuvarındayım. Şimdi şu odanın etrafına bir bakın ve kaç farklı malzeme çeşidi gördüğünüzü saymaya çalışın. 10 taneyi kolaylıkla görmüş olmalısınız. Hatta 100 bile zor değil. Eğer gerçekten çok dikkatli incelerseniz 1000, bin, 10.000 bin, hatta belki de 100.000 farklı materyal saymanız mümkün olabilir. Bunun sebebi 100 farklı elementten oluşan bir evrende sadece 100 farklı materyalin bulunmuyor olması. Bu elementler çok farklı şekillerde birbiriyle birleşerek milyonlarca farklı maddeyi oluştururlar. İşte dünyada çevremizde gördüğümüz tüm materyaller bu şekilde oluşuyor. Tüm bu yeni maddeler zamanla yepyeni astronomik cisimler oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bunlardan bizim için en önemli olanı tabii ki de kendi gezegenimiz olan Dünya. Şimdi dünyanın ve diğer gezegenlerin nasıl ortaya çıktığını anlatmaya başlamadan önce ele almamız gereken bir sorun var. Geçen üniteden hatırlayacaksınız. Ortaya çıkan tüm yeni elementlerin evrendeki atomların tamamının sadece yüzde ikilik kısmını oluşturduğunu söylemiştik. Fakat dünyamıza bakarsak bu durum biraz farklı. Dünyanın yüzde doksanı süpernova ve ölen yıldızlar sonucu ortaya çıkan demir, oksijen, silisyum, magnezyum gibi birçok farklı elementten oluşuyor. Peki ama elementler gezegenleri ve cisimleri oluşturmak üzere nasıl bu şekilde kümelenebildiler? Ben kendi cevabımı vermeden önce sizin bu sorunun olası cevapları üzerine düşünmenizi istiyorum. Bu soruları cevaplamak için kimyayı düşünmeliyiz. Kimya, farklı elementlerin nasıl bağlandıklarını, atomların molekül dediğimiz yapıları oluşturmak için nasıl bağ kurduklarını araştırır. Atomların nasıl bağ kurdukları elektron dizimleriyle oldukça alakalı bir konudur. Helyum gibi bazı elementler epey kararlı oldukları için diğer atomlarla çok nadiren bağ oluştururlar. Bu elementlere soy gazlar deniyor. Hatta İngilizce'de kullanılan ve asil anlamına gelen noble kelimesiyle sanki diğer atomlara tepeden baktıkları da ima ediliyor gibi. Soy gazları periyodik tablosunun sağ tarafında bulabilirsiniz. Şimdi genele dönersek atomlar diğer atomlarla bağ oluşturmak isterler. Bunlara reaktif yani tepkimeye açık diyoruz. Mesela hidrojen ve oksijen her zaman diğer atomlarla bağ oluşturmak için şanslarını denerler. Bir ateş gördüğünüzde aslında gördüğünüz şey oksijenin oldukça şiddetli bir şekilde diğer atomlarla oluşturduğu bağlardır. Oksijen gerçekten çok reaktiftir. Atomlar bağ oluşturduğunda molekül meydana gelir. Her bir molekülün kendine özgü özellikleri vardır ve bu özellikler onu oluşturan elementinkinden de çok farklı olabilir. Örneğin hidrojen ve oksijen her ikisi de gazdır ama ikisi birleştiklerinde hepimizin çok iyi bildiği bir sıvıyı oluştururlar. Yani H2O da dediğimiz suyu. Suyun özellikleri hem oksijeninkilerden hem de hidrojeninkilerden epey farklıdır. Bu arada farklı molekül türlerinin bağ türleri de birbirinden farklıdır. Bazı bağlar aşırı sertken bazıları oldukça esnektir ya da bazıları çok güçlü ve koparması zorken bazıları ise oldukça kolay ayrılır. Yani anlayacağınız moleküller arası bağların da farklı farklı çeşitleri bulunuyor. Mesela karbon elmas oluşturmak için kendi atomlarıyla bağ oluşturabilir ve bir elmas molekülündeki bağlar aşırı sert ve aşırı güçlüdür. Buna bağlı olarak elmas da oldukça sağlam bir maddedir. Öte yandan karbon atomları yine kendi aralarında farklı bir madde oluşturacak şekilde bir araya gelebilirler. Kurşun kalemlerin içindeki grafit dediğimiz bu malzeme ise oldukça yumuşaktır. Gördüğünüz gibi bağların farklı olması oldukça farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Farklı bağ türlerinin mümkün olması birçok materyal çeşidinin ortaya çıkmasının da mümkün olduğu anlamına geliyor. Çevremizdeki inanılmaz materyal çeşitliğin açıklaması işte bu. Ama şuna dikkat edin. Bu kimyasalları oluşturan şey genellikle hidrojen veya helyum dışındaki elementlerdir. İşte bu sebeple kimyanın zenginliği hakkında konuşurken genellikle periyodik tabloda yer alan bu yüzde ikilik dilimden bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece bu küçük dilim. Atomlar uzayın derinliklerinde bile molekül oluşturabiliyorlar. Bu durum süpernova ve ölen yıldızlardan arta kalan toz bulutlarının içinde gerçekleşiyor. Bunu nereden biliyoruz? Spektroskoplar yardımıyla bir ortamdaki mevcut elementleri ve kimyasalları inceleyebiliyoruz. İşte bu sayede biliyoruz ki su bol miktarda buz, karbondioksit, amonyak, asetik asit gibi günlük hayattan aşina olduğumuz basit moleküller ortada mevcut. Ayrıca çok fazla da silikat var. Silikat molekülleri silisyum ve oksijen oksijen elementlerini içerir. Yer kabuğundaki kayaların çoğu silikat mineralinden meydana gelir. Yaklaşık 10-20 atom içeren ya da en fazla 60 atom içeren bu basit moleküller uzayda çok daha fazla ilginç aksiyona girmezler. Fakat yeni doğan yıldızların etrafındalarsa bu moleküller işte o zaman gerçekten ilginç şeyler yapabiliyorlar. Hatta yeni gezegenler bile ortaya çıkarabilirler. Bunun nasıl olduğunu anlamak için 4,5 milyar yıl öncesine gidelim ve o zamana biraz daha yakından bakalım. Evrenden genel olarak bahsediyorduk ama şimdi ortalama bir galaksi olan Samanyolu'na yakından bakacağız hep birlikte. Onun bir bölümüne biraz daha yaklaşacağız ve Güneş sistemimizin nasıl ortaya çıktığına bakacağız. Güneşimiz de aynı diğer yıldızlar gibi yer çekiminin basıncı altında bir madde bulutunun çöküntüsünden oluşmuştu. Bu çöküntü muhtemelen diğer çöküntüler gibi Samanyolu'nda bizim bölgemize yakın bir yerde meydana gelmiş olan devasa bir süpernova patlağı patlamasından kaynaklanmıştı. İşte bu süpernova patlaması madde bulutunun diğer süpernovalardan ve ölen yıldızlardan ortaya çıkan yeni maddelerle yüklenmesini de sağladı. Bulut çöktükten sonra dönmeye başladı. Aynen dönen bir pizza hamuru gibi. Döndükçe de düzleşmeye başladı ve sonunda bir disk şeklini aldı. Bu durum evrenin tamamında gerçekleşen bir şey ve evren işte bu sebeple düz disklerle dolu. Samanyolu'nun kendisi, güneş sistemi ve hatta Satürn'ün etrafındaki halkalar gibi Gök bilimciler bu tarz disklere proto gezegensel disk diyorlar. Güneş sistemimizi oluşturan disk zamanla çökünce merkezi de gittikçe ısındı ta ki füzyon başlayıncaya kadar ve işte böylelikle güneşimiz ortaya çıkmış oldu. Proto gezegensel diskteki materyalin yaklaşık %99'u Güneş için kullanıldı. Hatta tam olarak belirtmek gerekirse %99,9'u. Yani geriye Güneş sisteminin devamının oluşması için sadece %0,1'lik kısım kalmıştı. Tüm bu şeyler Güneş'in çevresinde yörüngeye otururken şaşırtıcı bir şekilde bu ufacık kalıntı güneş sisteminde geri kalan her şeyin oluşmasını sağladı. Hadi gelin şimdi dış kısımdaki gaz yoğunluklu gezegenlerle başlayalım ve bunların nasıl oluştuklarına bakalım. Genç güneşin yoğun sıcaklığı güneş sisteminin iç kısımlarındaki gaz halindeki maddelerin dış kısımlara doğru hareket etmelerine sebep oldu. Ve özellikle de hidrojen ve helyum gazları iç bölgeleri terk ederek bu bölgeyi hidrojen ve helyumdan yoksun bıraktılar. Daha sonra bu gazlar güneşten daha uzak noktalarda bir araya gelmeye başladılar ve gaz yoğunluklu devasa gezegenler oluşturdular. Bunlar Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu gezegenler için Kalıntıların yaklaşık %99'luk kısmı kullanıldı. Yani dünyamızda dahil iç kısımlardaki kayalık gezegenler için geriye sadece ufacık bir kalıntının ufak bir parça artığı kalmıştı. Güneşe daha yakın kısımlarda bu kalıntılar iç taraftaki yörüngelerde öbekleşmeye başladılar. Bu maddeler gaz biçiminde değillerdi. Daha ziyade katı formdaydılar. Elektrostatik güç ve çarpışmalar sayesinde bir araya gelen toz tanecikleri küçük kayaları oluşturdular. Ya da ufak buz parçacıkları zamanla kar topu benzeri nesneler oluşturdular ve bunlar da zamanla meteorit ve asteroitlere dönüştü. Oluşan cisimler gittikçe daha da büyümeye başladı ve bazen birbirleriyle çarpışıyorlardı. Bu arada her bir yörüngeye çekimsel kuvvetiyle dönmekte olan ve etrafındaki daha küçük objeleri temizleyen büyük objeler yerleşmeye başladı. İşte bu şekilde 100 milyon yılı aşkın bir süre geçtikten sonra her yörüngede birer kayalık gezegen oluşmuş oldu. Tüm bu sürece yığılma deniyor. Bu çok zorlu bir süreç. Uzaydaki bir sürü parçacık, uzaydaki bir sürü başka parçacıkla sürekli çarpışıyor. Eğer bunun ne kadar zorlu bir iş olduğunu ekle almak istiyorsanız bir akşam bir dürbünle ayın kraterlerini inceleyin. İşte bu kraterler yığılma sürecinin ne kadar zorlu olduğunu birer kanıtı. Ayımız büyük ihtimalle Mars boyutunda bir cisim. Genç yaşlardaki dünyamızla çarpıştığında ortaya çıkmıştı. Bu çarpışmada dünya üzerinde koca bir oyuk oluştu. Oyuktan çıkan parçalarsa Dünyanın etrafında yörüngeye girdi ve yavaş yavaş ay dediğimiz cismi oluşturmak üzere yığıldılar. Güneş sistemimizin oluşması aynen bu süreçlerle yaklaşık 10 ila 20 milyon yıl kadar sürdü. Sonunda içteki yörüngelerde kayalık gezegenleri olan, dıştaki yörüngelerde ise gaz yoğunluklu kocaman gezegenleri olan bir güneş sistemi oluştu. Tabii boşluklarda da meteoritler, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar gibi bir sürü uzay enkazı bulunuyor. Evrende başka bir güneş sistemi olup olmadığını kimse bilmiyordu. Büyük ihtimalle evrendeki tek güneş sisteminin bu olduğuna inanılıyordu. Fakat son 15 yılda inanılmaz bazı astronomi araştırmaları yapıldı. Bunların çoğu Kepler gibi uydu teleskoplarına dayanıyor. Ve artık şunu biliyoruz ki evrende başka güneş sistemleri de mevcut. Birbirinden oldukça farklılar ama güneş sistemlerinin aslında çok fazla ortak yanları olduğunu da artık biliyoruz. Enteresan bir şekilde bu bize bir şey daha söylüyor. Uzayda bir yerlerde farklı bir yaşam formu daha olabilir. Bilim dünyasındaki ilginç gelişmelerden biri de güneş sistemi dışındaki gezegenler hakkında en güncel keşiflerden anlık olarak haberdar olabilmemiz. Hatta benim cep telefonumda bu gelişmeleri anında haber veren bir uygulama yüklü. Şimdi bu bölümde en başta ele aldığımız konuya geri dönelim. Tüm bu nadir elementler nasıl oluyor da tamamıyla yepyeni olan başka şeyleri oluşturabiliyorlar? Umuyorum ki şu an itibariyle kafanızda bir cevap şekillenmeye başlamıştır. İlk olarak kimyada moleküllerin ve bağların nasıl oluştuğunu gördük. Bu şekilde uzayda çeşit çeşit yeni materyaller gezinmeye başlıyor. İkinci olarak aranılan şartlara uygun olan ortamlarda yani yeni yıldızların etrafında bu moleküller çarpışmaya başlıyorlar. Kimya ile yer çekimiyle ve elektrik kuvvetiyle bir araya geliyorlar. Toz taneciklerini, meteoritleri, asteroitleri, zamanla da gezegenleri ve güneş sistemlerini oluşturuyorlar oluşturuyorlar. İşte bu şekilde. Güneş sistemlerinin oluşumunu bu serideki dördüncü önemli eşik olarak ele alıyoruz. Bunun sebebi, gezegenlerin özellikle de dünyamız gibi kayalık gezegenlerin yıldızlardan çok daha kompleks yapıda olmaları. Daha kompleksler çünkü iç yapıları çok daha karmaşık. Ayrıca kimyasal açıdan da çok daha zenginler. Bu sebeple çok daha zengin bir materyal çeşitliliğe sahipler. Pekala, aslında bir tarihçi olmama rağmen tüm video boyunca bu laboratuvar önlüğünü giydim. Sanırım artık onu çıkartmanın zamanı geldi. Zaten sanıyorum ki artık sizler de evrenimizin zamanla daha karmaşık, daha zengin çeşitli ve daha ilginç bir yer haline geldiğini anlamışsınızdır.